Günaydın tatlım. Günaydın efendim. Hayırlı günleriniz olsun efendim. Amin inşallah. Hayırlı, bereketli, huzurlu günler inşallah herkese. Babama bakın, traktörün üstünde ne kadar zorlanıyorsun değil mi baba? Çok zorlanıyorum. Üzüm toplamak çok zor. Üzüm toplamak evet ya. Ah canım babam. Ya çıkıp da şöyle rahatla otursaydı burada. Sami günaydın. Babamın eski tişörtünü verdik. Böyle baksanıza traktörle kepçeyi kaldırdı babam. Üstüne paleti koydu işte. Oradaki üzümleri topluyor. Çünkü yoksa geçiyor üzümler. Hani geçen gün size göstermiştim ya. Şöyle şurada ne güzel dizili duruyorlar diye. Onlar artık gidiyordu yoksa. Bu arada da Türk kahvemiz bitmiş. Kahvaltımızı yaptık. Ben şimdi A101'e Türk kahvesi almaya gidiyorum. Bu arada çay kaynadı Sami. Termosunu yıkadım. Ona da çayını ben, ama yetişirim ben sana. Sami'nin de yanına termosuna çayını koyacağım. Teşekkürler. Rica ederim tatlım. Annem de şurada içeride. Anne günaydın. Herkese günaydın. Yeni bir günden. Bereketli, sağlıklı, mutlu. Ay şurayı görmeyin olur mu? Onlar şey yardım bir fakirlere gönderdiler. İzmir'den. Kıyafet. Ha, kıyafet onları vereceğiz. Bir küçük çocuklar var birini. Herkese iyi günler. Sağlıklı, mutlu, mutluluk dolu, bereketli. Selamlar. Amin inşallah. Sevgiler. Bu eskiden bizim şeydeydik, barakada duruyordu. Depremde kaldığımız. Şu karşıda barakada kalıyorduk ya depremde. Şimdi, orada duruyordu. Şimdi öykü çay yıkıyoruz, onu öyküye götüreceğiz. Burada da sebzelik. Evet, öyküye lazımmış. Orada zaten kapalı barakanın içinde duruyordu. Annem de onu güzel cifliyor şimdi. Yıkıyor, ondan sonra ona o öyküye gidecek. Orada da bir ev yani, her şey ihtiyaç oluyor, her şey. Bakın şimdi. 40 yaşında baba. Baba. Bakın 40 yaşında babadan para nasıl istenir? Hazırlamış yalnız. Türk kahvesi almaya gidiyorum ben, hadi. Şuna bakın, şuna ne güzel. Şöyle bu sefer caddeden gidelim. Hep arka yolu size çekiyorum. Bu sefer caddeyi çekeyim. Ay arabadakiler diyecekler ki kendi kendine konuşuyor. Diyecekler değil, kesin demişlerdir. Bakın hemen annemin köşeden dönüyorum. Şurada bir mavilik görüyor musunuz? Orası A101. Bugün günlerden cumartesi. Nilgün Toş ne yaptı? Yine dükkandan kaytardı. Burada kuaförümüz Elifçim. Bakın böyle. Şeyi çok güzel, plastiği. 32 dedi sanırım. Evet, 32 lira dedi. Hatta yanıma 50 lira almıştım babamdan. Yanımda biraz daha olsaydı bir tane de alacaktım. Belki sonra eve çıkarken bir tane daha alırım yani. İkilerim bunları. Aa, bizimkiler üzümü bitirmiş sanırım. Evet, babam gitmiş. Sami orada. Hadi bakalım, bitirdin şimdi işleri. Saat 10. Şimdi hemen koşacak. Hadi. Trend yollar. Evet. Trend yollar çok. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Trend yollar var. Dükkanda işler var. Hadi Sami'yi de yollayalım, gelin. Oo, Fatma Hanım günaydın. Arkada ablam yeni kalkıyor. Uykucu taze. Sami araba nerede? Arka tarafta. Hadi Allah'a emanet ol. Şimdi giderken bana onun aynısından bir tane de alırsın değil mi? Alacağım. Tamamdır. Ama karıştırma, koyu gri. Hatta kasanın o tarafta olabilir. Sorarsın şimdi İlgin ablan hangisini aldı. Hadi bay bay. İki tane olsun değil mi? Baksana abla. Ay ne güzel bir şey o. Tencere gibi. Evet. Ve Vipahmet'in. Bir tane aldım. Ne kadarmış? 32 lira sanırım. Ben de alayım iki tane. Çok güzel. İki tane varmış. Belki de vardır depolarında. Yine bir sorsun Sami. Bakın bu arada da ablamla annem. Tabi ablam hemen kamerayı açınca kaçtı. Üzümlere burada Sami'nin topladığı üzümler. Şurada. Ay tırtıla bakın. Bak. Anne. Tokundu ona. Üzümleri ayıklıyorlar. Bunlardan üzüm suyu yapacak bunlar bugün annem. Bol bol yıkayacağım güzelcecik. Evet, sonra dışarıdaki ateşi yakacaksın yani, değil mi? Ateşlikte kaynatacağım.
Şimdi ablam bizden geç kalktı. Biraz önce de bahsetmiştim ya. Ablama sabah bir mesaj gelmiş. Ama bu mesaja ben o kadar çok sevindim ki. Buradan mesajı yollayan hanımefendiye çok teşekkür ederim. O da ablamı da çok sevdiği bir arkadaşı ve İzmit'in çok sayılan, sevilen kişilerinden biri. İsmini yine onun da söylemeyeyim. Belki sakıncası olur onun için. Ama mesaj benim hani geçen gün size paylaştığım baba kız vardı ya. Onu mesela Instagram'dan, YouTube'dan bana çok yazan oldu. Hani o aileyi bir daha görebilir misin? Biz de yardım etmek isteriz diye. Mesela Birsen abla, o Akmeşe'den köpeği alan takipçimiz. O da çok güzel gönüllü bir insan gerçekten. O mesela keşke benim önüme çıksaydı dedi. İşte bir sürü özelden yazan insanlar oldu. Ben o gün aileyi hani az çok yıllardır yine esnaf olduğumuz için insanlardan gerçekten anlıyoruz. Hani gerçekten ihtiyacı var mı, mahcup oluyor mu ya da gerçekten bir insandan bir şeyi almak, koparmak adına mı yaklaşıyor diye onu anlayabiliyorum. Çünkü günde bazen müşteriden çok bize parayı isteyen insan geliyor. Yani dilenci gelebiliyor. O yüzden onu az çok anlayabiliyoruz ama sizinle de paylaşınca, çok kişi yazınca içimde böyle bir şüphe vardı. Acaba Nilgün hani bunu bahsettin ama gerçekten ihtiyacı olan bir insan mıydı? Yani anladım, net. Zaten hani kuru ekmeği veriyor, akşama size yumurta kırarım diyor benim duyduğumu bilmeden. Buna emindim ama acaba mı dedim. Yine %100 emin olmak istiyordum size bahsettiğim olaydan. Allah razı olsun, bugün gelen mesajla buna emin olduk. Bu ailenin çok yakınında yaşayan komşuları, önceden komşularıymış. Bana böyle bayağı uzun bir mesaj yollamış. Ablama yollamış daha doğrusu. Nilgün Hanım'a iletir misiniz demiş. Yani benim vloglarımı da izliyormuş kendisi. Şimdi mesajda dediğim, bu aile önceden çok varlıklı, çok iyi bir aileymiş. Ve 8 kardeşlermiş. Yani bu beyefendiden bahsediyorum. 8 kardeşlermiş. Sonra babaları büyük bir hurdacıymış. Babaları vefat ettikten sonra annesi, yani bu beyefendinin annesi işlerini devam ettirmeye çalışmış. Ama en büyük oğulları ne yazık ki biraz parayı kötü kullanmış ve mal varlıklarını bitirmiş. Bu benim karşılaştığım beyefendi, kızı rahatsız olan beyefendi. O da küçükken bir rahatsızlık geçirdiğinden dolayı böyle daha saf kalpli, daha iyi niyetli, böyle kendi halinde bir insanmış. Yani o rahatsızlığından dolayı öyle bir hal almış kendisi. Sonra bütün mal varlıklarını bu abisi bitirmiş bu ailenin. Sonra anne çok üzülmüş ve kanser hastası olmuş. O da vefat etmiş. Bu beyefendi roman bir kızı sevmiş. Ama kendileri roman değil. Roman bir kızı sevmiş. Sonra ailesi, işte kardeşleri sanırım, karşı çıkmışlar ve bu beyefendiyi dışlamışlar. Zaten böyle saf kendi halinde bir beyefendiymiş. Roman kızla evlenmiş ve iki tane kızları olmuş. İşte bir kızı rahatsız. O yüzden durumları hiç yokmuş. Gerçekten hiç yokmuş. Hatta bir dönem yollarda temizlik görevlisi olarak çalışmıştı. Yolları süpürüyormuş eşi sağken. İşte sanırım temizlik görevliliği yapmış yani İzmit'te. Sonra eşi de vefat ettiğini bu bana mesaj yollayan bayan benim vlogumda öğrenmiş. Çünkü yıllardır görmüyordum eşini diyor. Çok üzüldüm. Eşi de çok iyi bir insandı ve çok titiz bir insandı diyor. Bu hatta diyor Nilgün Hanım'ın diyor karşılaştığı bu beyefendi diyor adını da söylüyor. Ben adını söylemiyorum şimdi buradan. O kadar temizdir ki, karı koca öyle temizlerdi ki diyor. Kızlarını kapının önüne oturturlar, yolları süpürürlerdi, tertemiz yaparlardı böyle yolları bile diyor. Yani o kadar temiz titiz insanlardı. Ama sanırım eşi öldükten sonra bu şeyde yollarda işte süpürme işini, temizlik işini bırakmak zorunda kalmış. Yani kısacası mesajda demiş ki Nilgün Hanım gerçekten içi rahat edebilir, yardıma gerçekten ihtiyaçları olan ve çok temiz, çok düzgün insanlar karşılaştığı aile demiş. Gönlüm tamamen rahat oldu. Ben şimdi bu aileye tekrar ulaşmaya çalışacağım dedim ama bana gelir mi? Çünkü gerçekten ablacığım arkadan gelme sakın. Ablamı çünkü önü açık, sonra bana çek orayı kes, ben de kesmek zorunda kalacağım. Bu aile bana ulaşmaz diye tahmin ediyordum. Çünkü çok mahcup insanlar. Aynı şeyi mesajı yollayan bayan da demiş. Hani böyle etrafından yardım etmek isteyen insanlardan çok çekinerek alırlar yardımları. Hani böyle para istemezler durumları olmasa bile insanlardan yardım istemeye utanan insanlar demiş bayan da, yollayan mesajı bayan da. Yani uzun lafın kısası tam olarak tahmin ettiğimiz gibi bir aile. Hani gerçekten ihtiyacı olan ama böyle hani
kapı kapı para isteyip dilenen insanlar asla değiller. Kendi halinde, kendi durumlarına geçinmeye çalışan bir aile. Ben aileye ulaşmaya çalışacağım. İnşallah böyle bir şeye müsaade ederlerse, sosyal medyada her şey çok hızlı ilerliyor. Bilemeyiz, kiminin durumu çok iyidir, çok güzel yardımlar eder. Kimisi bizler gibi küçük yardımlar eder ama olsun. Küçük küçük bir sürü yardım edebiliriz. Bana Instagram adresini buraya yazacağım. Ama aileye bir net ulaşayım. Ondan sonra emin olduktan sonra yardım etmek isteyenler bana ulaşabilirler. Ben aracı olabilirim. Çünkü ben de çok ulaşmak istiyordum ve doğru insanı karşılaşmışız. Rabbim gerçekten düzgün bir insan bizim karşımıza. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan bir insan çıkarmış. Size de belirtmek istedim. Gönlünüz rahat edebilir. Yardım etmek isteyenler bana ulaşabilirler. Çok konuştum. 5,5-6 dakika oldu. Ama çok sevindim bu mesajı. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Bir tane daha geliyor yüzüm. Yalnız ben vlogta size anlatırken annemle ablama baksanıza ne kadar çok ayıkladılar. Bitti bile. Şimdi bunu ayıklayacağız. Şimdi birazcık da ben ayıklayayım. Ben konuşurken ablamla annem bayağı ayıklamışlar. Şimdi kameraman annemi yaptı. Anne bu ezikleri koymayayım değil mi? Zaten su yoktur bunlarda. Temizlere baksana zaten çoğu kurumuş. Artık diyorlar yarın hani Zümrüt teyze ne yapacak onu artık merak ediyoruz. Hani bitiyor artık değil bugün mi? Bugün yok yeter anne. Abi bu arada kuş burnunu sormuşsunuz. İşte satıyor musunuz diye Instagram'dan yazmışlar. Yok biz satmıyoruz. Biz kendimize zor yapabiliyoruz. Zor bulabiliyoruz. O yüzden satmıyoruz. Ama Akmeşe'de sanırım 1-2 kişi varmış satan. Ama kargoyla nasıl olur gerçekten ona kefil olamam. Çünkü bu hassas bir şey. Cam kavanozda çatlar. Sonra kargosu eminim kuşburnunun kavanozu kadar tutar. O yüzden bence sizin kendinize yakın yerlerden almanız bence daha güzel olur. Şey bir de toplaması çok zor. Gerçekten toplaması zor olmasa vallahi parasında da edeyim yaparım ne olacak? Elimde mi kalacak? Bir gün sizin için bir de için gidecek bir şey değil anneciğim. He işte yani. Hani kargoya verilecek bir şey gerçekten değil. Bana yazanlar oldu. Ben cevap verdim. Ama güzel mi oldu? Çok güzel oldu. Harika oldu. O bal gibi demiş güzel biri. Ne güzel kıvamı. Bir 100 gramı bir kasa eş portakala eş değermiş. Evet. Ben onun hiç tabii kaynattığım suyunu da hiç süzmedim. Hep suyunu içine kullandım. Hani benim kimisi, çay için. Kimisi onu kaynatıp suyunu süzüyormuş. O zaman hiç onun şeyi kalmıyor yani. Aa, niye süzüyorsun? Vitamin diyor. Yani esas onun suyu önemli. Hı-hı. Peki benim çay için topladıklarım duruyor mu anne? Kuruyor. O da çok güzel. Ayva yaprağı yengem dediği gibi kuşburnu, ıhlamur, elma yaprağı onunla karışık çay ne kadar güzel olur. Aa, ablacığım yan tutuyorsun kamerayı sen düz. Algılamaz. Taranamızı da koyduk üst kata odaya çektik perdeleri öyle gölgede kuracak. Şu ablama deseniz artık kamera önüne niye çıkmıyorsun? Niye yani? Sabah pişirdim taranayı beğendin mi? Ay çok güzeldi. Taranasını bugün pişirmiş. Harikaydı harika. Yemin ederim annem yaptı diye demiyorum. Ekşiliği çok güzel. Her şey çok güzel. Rabbim inşallah ağız tadıyla yemek nasip etsin. İnşallah. Aa bir dakika. Ben dün bak şimdi şaşırdım. Sizinle konuşurken üzümü içine attım biliyor musunuz? Ben dün dükkana gitmedim. Dün İstanbul'dan 4 tane takipçim gelmiş. Sanırım annemden biraz büyükler diyorsan bak yine attım bunu. Çok tatlı 4 tane teyzemiz gelmiş bizi takip eden. İsmini vallahi Sami not kağıdına Sevinç. Yazmış. Sevinç miydi? Sen gördün mü not kağıdını? Hayır Sami sana söylerken duydum. Ay hafızaya bak. Maşallah. Sevinç teyzeciğim buradan ellerinden öpüyorum. Ben yokken gelmişler çeliklerden alışveriş yapmışlar. Diyormuş ki ne güzel konuşuyor benim kızım bıcır bıcır diyormuş. Buradan çok selam olsun ona ellerinden öpüyorum hepsinin. İnşallah bir dahaki sefere rastlarız. Karşılaşırız. Çamaşırları almamaya çalışıyorum ama artık. Çamaşırlarımızla biz meşhuruz yani. Biz o çamaşır hep var. Ya ama ne yapayım çamaşırları şimdi nereye alsayım? Gerçekten onun kusuruna bakmayın ne olur. Ben annem şunu da katlamış şeylere, yukarıya. Ha, çamaşırlara bir yorum gelecek diye ama kalabalığız. Şimdi burada bütün duruyoruz. Terliyoruz burada çıkarıyoruz. Annem de yıkıyor sağ olsun asıyor. Üç evin çamaşırı. Yani hemen hemen. Hani şimdi çamaşırlarımızı burada yıkamıyoruz ama. Mesela hani burada ablamlar mesela şu an tarladaki evde bir sorun var. Giderlerinde. O yüzden birkaç gecedir burada kalıyorlar. Normalde oraya gidecekler mesela. Burada kalınca doğal olarak çamaşırları çıkıyor. Bizim öyle. Dediğim gibi böyle bir... Burada iş bitmiyor anlayacağınız. Her şey bitse çamaşır başlıyor. Her şey bitse üzüm suyu çıkıyor. Şey hani biraz çıkıyor. Her şey bitse sabah erken kalkıyorsun. Sen kalkmadın sus. Bu sabah, bu sabah. Ama sabah, gece 4'te uyudum. Sabah ben erken kalktım gittim oradan bir kova ceviz topladım. Bu akşam da çelikleri köye istemişler. Canlı yayın yapsana. Canlı yayında göstersene.
Neyleri? Çelikleri. Aa yok. Herkes takıdan hoşlanmaz ki. Takıdan hoşlanan zaten var ya, dün bir pullu zincir geldi. Benim boynumda hep görüyorsunuzdur, pullu bir zincir vardı uzun. Onu çok soruyorlardı bana. Bundan geldi mi gelmedi diyordum. Dün geldi. Instagram'a ben de Sami'ye getir dedim akşam eve gelirken, merak ediyorum. Getirince story'ime attım. Aman Allah'ım. Gece 2'ye kadar pullu zincir sordular. Kuskusu gösterdin mi? Kuskus geçen gün göstermiştim. Yine getirdi komşumuz. Baksanıza, buğda kuskus. Çok severim. Ay, ablam onu dondurusuna koyar böyle. Hamile birini canı çeker, bir şey olur çıkarıp veririm evet, diye. Evet, bu her zaman bulunmaz. Allah razı olsun, göndermişler, onların da ölmüşlerinin ruhuna değsin. Amin, inşallah keselerin bereketini arttırsın. Ah, yere gitti anne. Ay gazı. Oh, bunlar da yıkandı şimdi. 3-4 bak, kurular da karışıyor arada, onları hep ayıkladım. Şunlar değil mi? Şu saplar da kalıyor. Oh, tamamdır. Şimdi ateşi yaktım mı bunlar burada kaynayacak. Hiç su koymuyorsun değil mi anne kaynatırken? Hiç su koymuyor, evet. Bakın böyle bir önceki yaptıkları. Hiç kendi suyu yani bunun. Hiç su yok. Eski cam kavanozları böyle annem değerlendiriyor. Hem daha sağlıklı camda. Şimdi burada bir işe daha kalkıştık. Şimdi annem bunun pazıları nereden aldın sen? Şey, salı pazarından aldın değil mi? Köseköy'den. Oradan pazı almış. Geçen hani hafta şeyden Korucuk pazarından bulamamıştık. Hatırlıyor musunuz? Onu taktı o kafaya. Mancarlı pide yapacak. Onu aldı. Onu ayıkladı ablam. Yıkadı, doğradı. Burada annem de hamurunu yoğuruyor. Şimdi ben içine bol soğan doğranması gerekiyormuş. Soğanı doğrayacağım. Bir de mancarlı pide yapacak ama ben inşallah bunu da kendimi tutacağım. Yemeyeceğim yani. Bu düğünden baktım, sonra. Baktım Bilge rejime girmiş. Dedim ki azıcık çocuk kilodan düşmesin. Yazıklar olsun. Dalga geçin. Geçin bakalım. Bakın şimdi nasıl ben düğün sonrası bir detoks yapıyorum. İncecik. Görün bak. Tabii incecik diye hamuru bana hep yediriyor biliyor musunuz? Bildiğiniz hamuru o incecik, o incecik, o yiyoruz. Doğru yeşillikle. Ne kadar değişik geldim. Ablam diyor ki ne oldu yani, ne yaptın diyor. Hiç bakımlı işi yok kadının. Üst kata kuzan odasını toplamaya çıktım. Baktım orada maşası var. Ama gelişi güzel yaptım. Şöyle azıcık dedim ben de bir saçlarımın sarı olduğunu anlayayım. Sürekli topluyorum. Hatta şu önüm biraz yıpranık. O yüzden çok fazla yapmadım bile. Şöyle azıcık bukleri olayım değil mi? Bir azıcık bakımlı. Azıcık kaşlarımı boyadım. Bir rimel sürdüm. Yeter. Şimdi kendime Nescafe yapıyorum ama annemde ne yazık ki Nescafe üçü bir arada varmış. O yüzden onu yapıyorum. Biraz keyif yaparız. Sonra Meryem gelecek. Bu arada hamur annemin dinleniyor. Ondan sonra şeyi açacağız. Yani annem yapacak onu. Pideyi yapacak. Evet, annem başladı şimdi pideleri. Anne bayağı çıkacak ama galiba. Hı hı. Hamuru çok mu tuttun? Evet. Bunun hamura ne koyuyorsun? Bir kaşık Fatma'yı. Evet. İki yumurtanın beyazı. Evet. Koysana Fatma'yı. İki yumurtanın beyazı, Fatma'yı, tuz, yarım bardak yoğurt. Evet. Ondan sonra bir kaşık da tereyağı, yumuşak tereyağı. Hamuruna. Hı hı. Bu kadar, şimdi böyle kapatıyor. Tepsiyi alamadım. Sadece soğanı kavurdu. Şeye, pazıların içine hemen döktü sıcak sıcak. O onu öldürdü galiba, yetti ona. Hı hı, o kadar. Hepsini böyle kapalı mı yapacaksın? Hı hı, böyle. Böyle. Dereceye getir. Şey, fırını mı? Bak bana nasıl gülüyor ablam anne. Onu çekmemek için uğraştığımı anlıyor ya. Ama bir çevirirsem kamerayı. Bir akşam sürpriz seyredersek. Bak yani. Bir akşam vlog bir açacaksın. Bak bak bak, bana gözlerini şaşı yapıyor. Çeksene çeksene diye ya. Tahrik ediyor. Bu var ya, küçükken de böyleydi. Biz ablamla aynı yatakta yatardık. Şimdi bana ısrarla şimdi ayağını böyle bana doğru dokundururdu. Abla dokunma diyordum. Daha çok dokunuyordu şimdi. Sonra bizim bağırışımıza annem geliyordu. Ya bağırmayın, gece yatırdım sizi diyordu. Ablam hemen rol yapardı. Ben bir şey yapmadım ki. Ben kuduruyordum bağıra bağıra. Anne bu beni dürtüyor. Bak, hala öyle. Yandan beni dürtüyor. Anne kaç bak, 2 buysa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane çıkacak. Komşulara da veririz Nilgüncüğüm, yeter ki olsun. Tabii sen yeter ki yap. Yeter sen ki pişir. Ben yapayım. Sen yap yeter ki.
Hep yenilen değil, verilen kâr. 30 evet, yaşlarında evet. Olsa direkt bir yemekhaneye vereceğim onu. Direkt. Geçen gün diyorum ki anne gel bizim pasajın diyorum. Han'ın üst katında diyorum dükkanlar var kiralık. Gel diyorum oradan tutalım seninle. Bulaşığını ben yıkarım. Sen yemek pişir diyorum. Esnaf lokantası açalım. Ben bulaşığımı da yıkatmam kimseye. Ay bu aralarda bir elde bulaşık yıkama sevdası var annemde. Ya makinede yıkanmandan nedense böyle bir şey yaptım. Bence yani. Özledin yani artık hep makine. Ben de bazen öyle oluyorum. Elimde böyle köpük köpük yıkamak istiyorum. Bak orada yaprak kaldı. Olsun. Ay abla. Çiğ hamur atıyor ağzına. O gerçeği. Evet o. Baba bak. Abla nerede olduğunu bir. Küçüklüğünden de. Bak bir göz. Gördün mü anne? Attığımı görmedin. Gördüm çiğnerken. Gördün ağzın fışır fışır. Hayır olsun. Fışır fışır yalnız. Bak bak bak. Gördün mü diyor bana. Ya vallahi bu çok kötü ya. Bu çok mızır. Mınzır. Muzur. Aslında muzur da. Muzur. Hani ortasındaki ne öyle? O yağ mı? Ne o? He? Yağ mı gelmiş? İspanak. Şey, hayır, ıspanak. Ispanak. Şeyi. Suyu. Muzip. Hayır muzur. Muzur denir senin gibilere, böyle dürtenlere. Ben değilim öyle ki. Kim tabii. Gili ona çıkmam diyor. Beni sürekli tehdit ediyorlar. Meryoşçum demezsen de full ona çıkmayacağım diyor. Meryoşçum canımın içi. Evet. Bak bak yavaş yavaş geliyor yalnız. Geldi şimdi kahve içmeye. Kahve içeceğiz. Evet. Annemin evinde de Nescafe bitmiş. Ondan sonra kahve almaya gidiyorum evet, şimdi. Evet ben yine A101'e gidiyorum. Şey oldum evin küçük çocuğu böyle hep bakkala gider ya. Ama ben, dedim ki niye diyor almadın. Söyleseydin niye almayayım hayatım dükkandan zaten. Bir şey istiyor mu dedin ama sen. Dedim yani tabii evet. Ki dedim. O aklına gelmedi şimdi akılsız başın cezasını ayaklar çekecek. Evet uçuğum ve ben A101'e gidiyoruz. Ya aynen. Meryem şu bilezikleri de göstereceğim. Heh, biraz önce dedim ki Meryem senin vlogda gösterelim bileziklerini. Çünkü iki kişi sordu Instagram'da. Hı, öyle mi? Meryem Hanım'ın bileziklerini. Çok memnunum ama Nilgün harika yani. Bakın ablamı giyiyorum duşta evet. Alıyorum hiç çıkarmıyorum ne bir çizilme oldu. Ne de bir parlaklığında en ufak bir şey ayı geçti değil mi alalı? Geçmiş. Damla tabii. Buradaydı daha. Damla ile beraber almadık mı? Evet. Kübra ile mi? Hayır Damla ile aldık. Hayır tabii bir ayı geçti. Tabii çok rahat geçti. Bir buçuk ay oldu. Hiç çıkarmıyor. Ve gerçekten rengi böyle. Bakın şimdi ablamınkiler altın. Ablamınkilerle yan yana göstereceğim. Parlamıyor bile yani. Hani daha bile daha bile parlak şeydir, aslında. Evet. Daha bile parlak. Kameram da kirli oldu. Ay böyle kameram silmeme kızdı birisi ama çok özür dilerim. Son sildim. Şimdi göstereyim ablamla yan yana sonra A101'e gideyim. Bir de ablamınkileri Sami geçen hafta parlattı düğün için yani. Bunlar daha da mattı biliyor musunuz? Bakın bunlar Meryem'kiler çelik olanlar. Ablamınkiler altın. Bunlar roz rengi. Daha mat. Ablam diyor ki bileziklerini kendinize gelin siz altınsınız diyor. Meryem'inkiler altın gibi duruyor diyor. Hiç de çıkarmıyor yani. Vallahi ben kendi malım diye söylemiyorum. Hani yani. Böyle benim garanti zaten. Verdiğim şeyleri rahat gönül rahatlığına söyleyebiliyorum yani. Bunlar hiçbir şey olmuyor. Ben aldım gittim ama ablam da frappelerimizi yaptı. Yalnız bir pipet kalmış bakar mısınız? Meryem'le ikimiz bir pipeti ikiye bölüştük. Kestik. Fatma Hanım ki tam. Tam pipet. Hadi bakalım afiyet olsun. Bir barista kolay yetişmiyor. Ablam diyor ki anneme artık sanayi mutfağı lazım diyor. Bunu dışarıdaki ay, sinekler de yiyor. Davul fırına atacak. Şimdi bak diğerini göstereceğim size diğerlerini. Flaşımı açayım ya şöyle en iyisi. Bu yine davul fırına. Bundan iki tane yaptı. Biri mutfaktaki fırında şu an pişiyor. Yani dört tepsi çıktı. Üzerlerine de böyle çöreotuyla susam serpti. Yani dört, sekiz. Bir tepsi de beş tane var. 13. Birinde 4, 17 tane çıktı. Biz yemeyeceğiz desek de annem sürekli dilimliyor. Meryem diyor ki ben şimdi kahvaltı yapıp geldim. Ablam yemeyeceğim diyor. Ben yemeyeceğim. O ısrarla üzüm kesiyor şu an. Üzüm suyu getiriyor. Şey evet getiriyor ben. Sürekli o. Bak bu vallahi, kedi var ya burada. Tam o şeydeki gibi tepe evet. Başına gibi ince olmuş. Aynen çok öyle. Güzel. Evet böyle ince olmuş gerçekten anne. Güzel oluyor. Şey gibi hazır pideler gibi olmuş. Ama gerçekten üstünün kızarması bile aynı öyle hazır pideler gibi olmuş. Bak bu kedi ben var ya diyorum biz burada yemek yediğimizi anladığı gibi miyavlıyor. Evet. Hemen bir şey istiyor. Pideci mi açsam ne yapsın? Bir pideci aç, açalım. Aç sen bir pideci. O zaman iyice artık hiç uyumazsın. Gece 2'de başlarsın hamur tutmaya. Adını da buldum Zümrüt teyze. Zümrüt'ün ellerinden. Bak bak benim ya. Kanalın adını Meryem ya, söylemişti ya. Evet. Ne diyor? Hayır Meryem'cim olmadı o. Ne oldu? Ha, niye? Zümrüt ne getirmiş güzel. Bakar mısın ya? Evet. Ay. Anne sen yakında böyle dönen falan tezgahlar da alırsın. Oo, böyle döndürür. Bu kadar.
Şimdi kumsal kaşarlı seviyor diyor. Hangileri kaşarlı anne? Şunlar mı? Karıştırdın değil mi? Yok yok, belli olurum. Şuraya bakın. Buyurun gelin yani. Bunlar hepimize yeter. Allah'ın izniyle. Meryem dediği gibi çıkın çıkın gelin. Bak buna da bakar mısınız? Baba hep bu bileziğini gösteriyor. Evet. Bunu kendime diye almıştım. Çok güzel. Bir taneydi firmada. Onu kıyamadım. Meryem istedi, o aldı. Evet. Şimdi bana sürekli bileziğini gösteriyor. Var mı sende diyor. Var mı sende diyor. Bana kıyamadı. Verdi sağ olsun kuşum ya. Annem, ben de çok beğenerek aldım. Çok, çok güzel ama. Chanel'in ama çok şık gerçekten. Fatma ablacığım, hadi bak. Tatlım güle güle, yine gel. Görüşürüz. Akşama görüşürüz muhtemelen zaten. Bay bay. Tamam mı? Hadi öpüyorum seni. Hadi öptüm. Hadi. Akşama karavana yemekten sonra çıkarız biz. Tamam, seslen. Tamam tatlım, seslenirim. Hadi güle güle. Size resimlerimi göstereyim dedim. Şimdi elime geçti, bakıyordum. Dedim ki YouTube'da da göstereyim. Bakın burada nikah şahidiydik ya, imzalarımızı atarken. Şunlar toz sanıyorum. Resmin üstünde. Allah Allah, bunlar ne diyorum? Tulumun ışıltısıymış. Boğazımda böyle bir... Ay, kesmek zorunda kaldım. Boğazıma öyle bir gıcık geldi ki, kusura bakmayın. Burada Sami imza atarken onu çekmişler. Bu bizim haberimiz yoktu çoğundan. Yani tabii şunları bilerek çektirdik de. Bunu böyle Sami tek çekmiş. Sonra burada annişim, Zinet abla, Mevlüt abi. Bu akşam da Akmiş'te düğün var bu arada. Silah atıyorlar, duyuyor musunuz? Bunda mesela habersizim. Güzel çıkmış bu da. Buradan Aytüş, annem, ben, ablam, Uğur abi, Kumsal. Kumsal'a bakın, zorla resme geliyor. Böyle bir toplu fotoğraf. Bunları tabii isteyerek çektirdik ama içeridekiler haberimiz olmadan. Bunda da yine Uğur abi, Sami, annem, ben, Zinet ablamlar. Böyle. Bunları size göstereyim dedim. O gün nikahtan sonra çıkışta aldık. Böyle istediğiniz resimleri alıyorsunuz ya. Biz de bunları seçtik. Diyorum ki vlogun bu kısmına kadar, yani kapanış yapmadım fark ettim. Bu kısmına kadar montajı yaptım. Aa dedim, ben vlogumu sonlandırmadım. Bu arada da saat 7. Sami ile Kumsal İzmit'ten çıkmışlar. Şimdi geliyorlar. Bu akşam içinde balık kızartıyoruz. Balık, börülce salatası, çorbamız var, bir de pidemiz var. Şimdi Samiler gelene kadar ancak yemekler hazır olur zaten. Abla arkadan bana sürekli beni güldürmeye çalışıyor. Diyor ki ben de sana o kapanışı yaptırmayacağım. Arkadan hep seni güldüreceğim diyor. Neyse, ben vlogumu burada sonlandırayım. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Herkese mutlu hafta sonları inşallah. Hepinizi çok öpüyorum. Bu akşam yani yaklaşık saat 7, 8, 8.30 gibi en geç vlogumu yayınlamış olurum. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun inşallah. Gülmeyeceğim abla, vlogumu bozamayacaksın. Hepiniz... Bozmak için yapmıyorum, seni güldürmek için. Ben zaten gülen bir insanım. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarda buluşalım. Eksik etmeyin güzel yorumlarınızı. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hadi sen de hoşçakalın. Hoşçakalın.